bir gerginlik. Sınavdan daha geliyor. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün biz haftasının ilk günü. Evet Deniz. Yorumlarınızı alalım. Çıkıyor musun şu an kameraya? Görmüyorum şu an. Biraz parlıyor ama çıkıyorum herhalde. Biraz daha böyle. Ya abi şöyle yapayım işte. Çeviremiyor musun bu arada? Yok, daha sonra çeviririm. Sıfır ekman aradım. Evet arkadaşlar, başlayalım baştan. Bak, bunu eğik tutma. Bir şey diyeceğim. Oh. Şöyle dik şunu. Tamam bak, daha iyi böyle. Evet. Ben karşımda aynaya konuşuyorum. Evet arkadaşlar, Deniz vize haftası hakkında yorumlarını sizle paylaşacak. Evet, daha iki sınava girdik arkadaşlar. Tamam, bu kadar yeter. Evet, daha iki sınava girdik. Dünya aynı şey. Evet, gülme oğlum, şerefsiz. Evet arkadaşlar, deontoloji ve etik sınavına çalışıyoruz. Hastanın moral değerlerinin rolü. Yani şu sanırım şey demek oluyor. İki tane sınava girdik. Türkçe ve morfoloji sınavlarına sabah. Güzel geçti. Öğlen saat 3'te de şey var. Ne var? Deontoloji ve etik sınavı var. Ona çalışıyoruz şimdi. Saat sabah kaç şu an? 10.30. 3'te sınavımız var. Bekliyoruz. Hiçbir hastaya bir şey sormuyor. Şey diyor. Diş hekimi en doğrusunu bilir. Sadece diyor ki ben sana şu tedavi yapacağım. Yapmak zorundasın. Bu babacan diye geçiyor. Hiç babacan zorbalık. Zorbalık abi harbiden. Ne babacan, babacan değil. Onun ikincisi bilgilendirici model. Hastaya şey diyor. Ha bu babacan dediği diş hekiminin babacan. Yani sana şunu yapacağım, bitti. Yapacağım, bitti. Söylemem bile, üşendim. Aynen doktorum. Bilgilendirici modelde şey diyor. İşte şöyle bir model var. Hangisini seçersin diyor hastaya. Diş hekimi hiçbir şey söylemiyor. Hangisi istiyorsun diyor. Hasta şey seçiyor burada. Ya. Bu da önerilmiyor. Çünkü hani hastanın hasta mal abi nereden bilsin? Bunu tak tak bir ısıralım lütfen. Evet, ısıralım. Evet, tak tak yapalım. Tak tak tak. Hayır. Aynen. Evet. Mesela anlatabilir. O zaman anlatınca ne oluyor? Açıklayıcı model. Yes. Bu Mahmut arkadaşlar. Ortodontist. Sen çekmedin beni. Sen de Mahmut. Ha? Başaramadık abi. Şey var. Canım. Şimdi diş hekimi bilgi veriyor. Ondan sonra öneri veriyor. Diyor ki hangisini istersin canım? Rengi alçıyla konuşuyor. Canım benim. Vallahi öyle konuşuyorlar. Çok seviyorum dişlerimi. Beni niye yamak diyorsun? Kesme ve kazıma işlemleri yapılabilirsen. Ben dökülmedim acaba? Diş hekimi bilgi veriyor. Yüksel de daha geniş alsın. Yok sen çok iyi. Tamam arkadaşlar. Hepiniz alsın canım genişçe. Arkadaşlar ders sabote etmeyin. Evet. Bak ben de dikkatli bir şey. Kızım bak seni döverim şimdi. Bir şey anlatırken ne alaka şimdi? Seni ileride keşfederse ilk şeylere, ilk videolara iner, rezil rüsva olmuş. Arkadaşlar bu bizim doğal hallerimiz. Biz her zaman doğal ve içten olmaya çalışırız. Bu noktada bizi takip eder. Bizi takip eder, abone olur ve yorum yaparsanız, like atarsanız çok memnun oluruz. Desteklerinizi esirgemeyin. Arkadaşlar yemeğe geldik, yemekhanedeyiz. Arkadaşlar en sağlık. Gerçekten hiç haberimiz yok. Arkadaşlar bundan sonra ben ders almam, ders veririm dedim. Topladım herkesi, böyle ders anlatıyorum. Bir 5-6 öğrencim var ama Deniz de çok hevesli, anlatamıyor ama asistanım olarak yardım etmesine izin vereceğim. Evet Deniz, baş 7. İlk derste 7 yazmıştım tahtaya. Çok mükemmel bir anımdı. Evet, şahsen hem bayağı üzgün, sınav sonuçlarımız açıklandı, Türk dili sınavı. Ya sus artık ya. Ben 90 aldım arkadaşlar, mükemmel bir dil kabiliyetim var biliyorsunuz.
Şah Senem kaç aldı? 80. 80 aldı. Çünkü Şah Senem'in dil yetenekleri, meziyetleri sınırlı. Şimdi diğer arkadaşlar kaç aldı? 90. 90 aldı. Beyza? 90. İlka geldi. Sıla 90. Şeniz? 90. 95 aldı. Neden? Şans eseri arkadaşlar. Yoksa başarılıyız biliyorsunuz. Deniz sen kaç aldın? 80. Aynen. Doğru mu? Doğru. Değil. 100 alan yok arkadaşlar. İbret alem olsun diye kimseye vermemişler. Şahsen ama ağlıyor. Videoyu kapatıp ona ders anlatacağım. Biraz yüksek not alsın. Yazık. 2 hours later. Evet. Üçüncü sınavdan da çıktık. Evet Numan, nasıl o sınav? Biraz stresli bir sınavdı ama sebebini söyleyemeyeceğim. Sebebini söyleyemeyeceğim. Evet. Ceza yiyebilirim. Eksi 15 yiyebilirim. O yüzden fazla açıklama yapmak istemiyorum. Ama güzeldi. Güzel geçti. Yani. Üçü bitti. Kaç tane kaldı? 5, 4 mu kaldı? 4 sınav kaldı. Hadi hayırlısı. Şimdi bana yarısını, bana yarısını. Şahsen. Kameraya bak. Slide'da böyle saçma sapan isimler var. Olmaz herhalde. Evet Şahsen Hanım. Şey sınavdan çıktık. Neydi bu sınav? Biyoistatistikten çıktık. Şahsen Hanım yorumlayacak. Ben kendim yorumlayacağım. Arkadaşlar hoca geldi. Hoca gelmedi daha doğrusu. İnsanlar geldi. Boş kağıt verdiler. Onlar da üçümüzde. Ay! Sonra biz dedik ki acaba ne olacak falan dedik. Sonra şey oldu. Ki hoca geldi soru yazdı falan. Bir tane soru yazdı. Yunus yalancı olduğu için çocuk konuları bize tam olarak söyleyemedi. Arkadaşlar söyledim. Tamamen söylediğim soru çıktı. Bir tane soru çıktı zaten. Deniz elendi, ağlıyor şu an. Çok kötüsünüz. Çok kötü falan değilim abi. Kesin 90 alacak. Göreceksiniz. Sonuçlar açıklanınca görürsünüz. Evet sınavlardan çıktık. Vize haftasının ikinci günü de bitti. Numan ne kadar nakit var? Numan yanında ne kadar para olduğunu açıklıyor. Evet zengin Numan. 200 kadar vardır. 200 ne oğlum lan? Doğru, zenginler nakit taşımaz. Numan'ın da fakir oldu orada. Çok param 200 TL. Evet arkadaşlar, iki sınav bitti bugün. Biyoistatistik ve neydi? Davranış bilimleri. Ezdi. Tak 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 hallettik. Yarın inkılap tarihi var. Yarın görüşürüz. Yemekhanedeyiz. Şeyiniz oradan gülüyor. Yemek yemiş, bak hepsinin bitimi çok aç olduğu için. Bak, diğerleri kibar kibar yiyor. İşte böyle bir gün. Rezil. Deniz ağlıyordu. Onu çekemedim, üzüldüm. Onu çekemediğim için üzüldüm. Deniz'in ağlamasına üzülmedim. Alışılmış bir şey. Herkese merhaba. Vizelerin 3. gününden. Bugün İnkılap Tarihi sınavımız vardı. Şak şak şak. Şamarladık. Ve çıktık. Sabah saat 10 mu? Kaç şu an? 9.30. Bu bilgiyi iptal et. Beyza evet. Tamam, tamamen çıkıyoruz. Seni orada yani şey yaparım. Şimdi sıfırdan başlayalım. Numan da alayım. Aynen. Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün vize haftasının 3. günü. İnkılap tarihi sınavı vardı. Yaptık. Çok ezdi yani bu da. Sıla da burada işte arkadaşlar. Öyle işte. Güzel bir gündü. Yarın tek bir sınavımız kaldı. O da şey zor bir sınav. Boru bir sınav. Bakalım yarın neler yaşayacağız. Ondan sonra görüşürüz. Şey yaparız. Yani. Görüşürüz. Değil mi Numan? Aynen. Konuşamadım ama. Aynen. Haftanın 4. gününden herkese merhaba. Bugün sabah 9'da bir tane sınavımız var. Ona gidiyorum. Haftanın en zor ve en önemli sınavı. Yani pek çalışmadım. İnşallah güzel geçer. Hani Yunus Emre'nin bir lafı var ya, şey diyor. İlim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir diye. İşte bugün de benim kendim hakkında bildiğim tek şey
hiçbir şey bilmediğim. Hadi eyvallah. 3 hours later. Herkese selam. Sınavdan çıktım. Son sınavdı vize haftasının. Çok zordu. Hepsini salladım neredeyse. Dinle işte, şimdi geliyor. Kopya çekemedim. Dekan yardımcısı vardı sınıfta. Ondan sonra işte öyle değişik bir gündü. Ama iyi yanından bakacak olursak sınavlar bitti. Değil mi Deniz? Evet, sınavlarımız bitti an itibariyle. O yüzden çok mutluyum. Ama bu sınavlar bana şunu gösterdi ki finaller bizi bayağı zorlayacak. Hani bunu anlamış oldum ama yine de fena değildi ya. Şahsenem gel. Şahsenem sınavdın nasıl böyle arkadan bana böyle ayağınla vurduğunu anlat. Yalan söyleme ya. Ben seni asla... Sınavda böyle öksürüyor sürekli. Bakayım diye. Kopya peşinde. Arkadaşlar Yunus çalışmıyor sonra böyle şeyler söylüyor. Arkadaşlar ben çalışmadım bu doğru. Ama sallayarak bir 10-15 tane soru yapmışım. 10-15 soruda ne kaç puan eder? 35 puan falan alırım yani. 60'la geçiyoruz ama iyi yani. Ağlamaya başladım. Çok iyi, çok iyi. Bu haftanın da sonuna geldik. Sınav notlarımı göstereyim mi lan bu videoda? Lan. Açıklanırsa göster. İşte sınav notlarım açıklansın onları gösteririm arkadaşlar. Hepsi çok iyiydi. Bu TM1 çok kötü geldi.